olaylar meydana geldi. Büyük Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanması haberinden yeter be Niko. Evliliğimizin ilk gecesinde olacak şeydir. Ne diyorsun be Lena? Görmüyorsun. Öldürüyorlar bizimkileri. Bir an önce gidelim buradan. Nereye? Yunanistan'a. Hiçbir yere gitmem. Memleketimiz burası. Yabancı memlekete gidip de ne yapacağız Niko? Burası bizim memleketimiz değil. Yok Niko, olmaz, gitmem. Hay Allah'ım, sen bilirsin ya. Ne laf anlamaz karısın sen. Olaylara el koydu. Anam, babam, kardeşim, bütün akrabalarım başbakan burada. Meclisin acele nasıl gidelim? Katiyen olmaz. Tamam tamam, kes konuşma. Mağdur olan vatandaşların zararlarıyla ilgili kabineden bir karar çıkması bekleniyor. Ne oldu Lena, hayırdır? Yeni gelin bu kadar erken kalkar mı? Kalkar be Gönül abla. Ne oldu? Dün gece uyuyamadım. Niko ile tartıştık dün gece. Neden? Buradan Yunanistan'a gidelim diyor. İstanbul'daki olaylar gözünü korkutmuş. Bizi burada yaşatmazlar diyor. Olur mu hiç? Burası senin memleketin. Ben de aynı şeyi söyledim be Gönül abla. Hiç sorma. Üzülme, ben konuşurum Niko ile. Hadi yürü. Ver tepsiyi, ben alayım Gönül abla. Al bakalım. Eline sağlık. Hadi yürü. Stop. Bitti işte. Teşekkür ederim çocuklar, bugünkü çalışma paydos. Nur, Filiz, size de teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim Erdal Bey. Hoşça kalın. Arzu, ben gidiyorum, bir şey var mı? Şey Erdal Bey, Akın Bey'i 3 gündür arıyoruz, ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Evine not bıraktık. Bizi hala aramadı. Tamam. Siz ne zaman yola çıkıyorsunuz? Sabah 6:30. Ben Akın'ı alır gelirim Antalya'ya. Peki. Akşam otelde görüşürüz. Peki Erdal Bey. Akın! Akın, uyan! Allah kahretsin, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun be? Ay, ne su döküyorsun? Defol git başımdan! İşe gidiyoruz, hadi kalk! Defol git. Ben çekime falan gitmek istemiyorum. Yaylan hadi. Yeter be, yeter. Boğuyorsun be. Ne yapıyorsun be? Gestapo şefi misin? Aynen öyleyim. Paraları alırken iyi, işe çağrılınca kötü. Hadi kalk dedim, yoksa yumruk geliyor suratının gelmiyorum ortasına. Be, gelmiyorum. Ne yapacaksın? Tamam, tamam, gelme. Allah. Film için verdiğim avansı geri ver. Çekime, mekime de gelme. Aa, avans mı istiyorsun? Dur bakalım, var mı burada? Burada yok, burada da yok. Al sana avans. Ne avansı be? Bende para mı kaldı? Ulan 5 günde o kadar parayı nasıl yersin sen? Borçlarım vardı, borçlarımı ödedim, oldu mu? Senin paranla da kendime bir güzel ziyafet çektim. Anlayacağın, para yok. Kapik yok. Nanay. Finito. Mafiş, para yok. Ne alt edersen et şimdi. Ben de rahatıma bakayım. Burayı terk et hadi. Hayır, rahatına filan bakamazsın. Lan bir de lan, gördün mü lan? Tamam, sen tamam, değil miydin lan? Tamam, bana bir tamam, iş bul diye yalvaran. Bulduk işte seni, yapımcıya kabul ediyorum sana diye canım çıktı be. Lan gebertirim seni lan, gebertirim. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam, tamam. Sen manyak mısın be?
Manyağım var mı ulan? Manyağım, deliyim. Dur, gelmiyor musun? Tamam, sakin ol. Tamam, geliyorum. Tamam, sakin ol. Tamam, ol. Tamam, çabuk hazırlan, çabuk. Merak etme. Çabuk hazırlan, tamam. Yola çıkıyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Antalya'ya. Antalya. Akşama orada olmamız lazım. Tamam. Ulan sen tamam, sakin ol. Tıraş ol. Favorilerini de kısalt. Sıradan bir adam işte, ne olacak? Sıradan biriymiş. Neden okumadın senaryoyu? Okudum diyorum ya. Hayır, baktım dedin. Neden okumadın, ha neden? 2 senedir bana bir rol bul diye kafamın etini yemedin mi sen? Sana iş buluyoruz, seni kabul ettiriyoruz. Sen senaryonun yüzüne bakmıyorsun. Derdin ne senin ha? Buna bile cevap vermiyorsun. Derdin ne senin? Konuşsana be adam. Derdin şişelerin arkasına saklanmak mı? Bir şey söyle. Abi yeter be, yeter artık. Ben senin kölen miyim? Kölemsin. İtirazın mı var? Evet. Evet, sen şu anda benim kölemsin. Filmin boyunca benim bir oyuncumsun ve kölemsin. Oynamıyorum. İstifa ediyorum. İn de beni arabadan. İstifa ediyorum. Oynamıyorum. İstemiyorum. Hadi. Sıkıysa in arabadan göreyim seni. Hadi in. Ezirim ulan seni. Kimse tamam. Parçanı bile bulamaz. Anladın mı? Köpeklere yem olursun. Allah'ın cezası. Şimdi beni iyi dinle. Arkadaşımsın, dostumsun. Sana iş bulmaya, seni çalıştırmaya mecburum, anladın mı? Evet, mecburum. Arkadaşlık, dostluk bunu gerektirir. Yoksa nasıl arkadaş oluruz? İyi bir aktördün, disiplinsizlik yapa yapa sonunda kötü bir aktör oldun. Çalışmaktan sıkıldın. Çalışmayan aktör iyi aktör değildir. Sonra sıradan aktör oldun. En sonunda da alkolik bir aktör. Senin o kahrolası şişelerin içinde kaybolmanı istemiyorum, anladın mı? Onun için bu filmde oynayacaksın, çalışacaksın. Hem de çok ciddi çalışacaksın. Tekrar iyi bir aktör olacaksın, anladın mı? Anladın mı dedim? Evet, anladım. Güzel. Evet. Al şu senaryoyu okumaya başla. Ahmet rolünü iyi kavra. Adam sakin ama içinde fırtınalar kopan biri. Hadi başla. Bir şey içelim mi? Olur. İleride bir benzin istasyonda duracağız. Ne istersen içersin orada. İyi olur. Bir de yolluk alalım. İçki yok. Çalışırken içmeyeceksin, anladın mı? Çalışırken içilmez de ne zaman içilir? Hiçbir zaman. Film bitinceye kadar içki yasak. Bunu kafana iyice sok. Emredersin patron. İçki yasakmış. Beğendin mi? Fena değil. Bu da bir şey. Neden Antalya'ya gidiyoruz? Orada güzel bir mekan buldum. Filmin tümünü orada çekeceğim. Köy gibi bir yer mi? Hayır. Güzel mi? Güzel. Neresi? Hay Allah'ım, sen bilirsin ya. Naturland, tamam mı? Ne bozuluyorsun ya? İyi, tamam. Naturland mi dedin? Thank you.
Beğendin mi? Güzele benziyor. Yürü. Merhaba, ben Erdal Uz, film ekibindenim. Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk. Bizim ekip geldi mi? Evet, bir saat önce geldiler, odalarındalar. Teşekkür ederim, ben de odama çıkmak istiyorum o zaman. Tabii, hemen efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi istirahatler. İyi istirahatler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Bakın gelsene içeri. Tamam da benim odam nerede? Gel içeri, senin odan filan yok, beraber kalacağız. Beraber mi kalacağız? Olur mu öyle şey ya? Olur, ben öyle istedim, fazla odaları yokmuş, ne yapalım yani? Bu kadar büyük otelde benim için bir oda yok mu? Oğlum şimdi yaz sezonu, otel dolu, ne yapalım yani, itiraz etme, odaları yokmuş. Lanet olsun böyle işe, lanet olsun! Nereden senden iş istedim ya? Kafama edeyim, kafama edeyim. Lanet olsun. Merhaba Erdal Bey. Aa, Önder, girsene içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, gel. Yolculuğunuz nasıl geçti? İyi, iyi. Seni Akın Bey'le tanıştırayım. Merhaba Akın Bey, hoş geldiniz. Ben Önder, prodüksiyon müdürü. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ekip yerleşti mi? Yerleşti Erdal Bey. Güzel, akşam yemeğinde görüşürüz. Oldu, görüşürüz. Tamam mı? Hadi. Akın, toparlan artık. Merhaba Nur. Merhaba Erdal, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Seni Akın'la tanıştırayım, Akın Sert. Nasılsınız Akın Bey? Ben Nur Kaya. Nur Hanım filmimizin baş kadın oyuncusudur. Merhabalar, çok memnun oldum Nur Hanım. Ben de. Afiyet olsun çocuklar, nasılsınız? Sağ olun Erdal. Mehmet, nasılsın? Sağ olun hocam, iyiyim. Bir yaramazlık yok. Yolculuk nasıl? İyi, biraz yoruldum o kadar. Yarın çekim var mı? Evet Nur, var. Öyle mi? O zaman bu akşam erken yatayım. İyi olur, dinlenirsin. Arzu, yemekten sonra yarınki çekim için toplanalım, tamam mı? Peki Erdal Bey. Akın Bey nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Biraz heyecanlıyım galiba. Burada kendimi uzaya gitmiş gibi hissediyorum. Doğru, haklısınız. Yo, bozuksun galiba. Evet. Bozuğum. Ne oldu? Daha ne olsun be? Beni figüranla oynatıyorsun, bir de kalkmış ne oldu diyorsun. Kim oğlum figüran? Başroldeki kadın. Ne öyle be? Başrol oyuncusu dediğim biraz havalı olur. Onun gibi sokakta yüzlerce var. Oğlum sen hiç gazete filan okumuyor musun ha? Alkol iyice beynini yemiş, cahil herif. Nur Kaya dediğin hatunun filmi geçen sene en iyi yabancı film Oscar'ı için aday gösterildi. Hatunla oynamak için millet birbirini yiyor, sen kalkmış kızı beğenmiyorsun. Başka yerde konuşma da bu cahilliğin ortaya çıkmasın bari. Sağda solda aktörüm diye geziyorsun. Şu dediğini bir duyan olsa alay konusu olursun vallahi. Hadi yat artık.
Sabah erken kalkacağız. Benim işim yok ki. Sen öylesen sen de erken kalkacaksın. Setin havasına alış diye özellikle iş koydurmadım. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler. Lanet olsun! Lanet olsun! Askeri kampa mı geldim, yoksa film çekmeye mi? Alacağın olsun. Alacağın olsun senin. Günaydın Akın Bey. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ekip nerede acaba? Sizi almaya geliyordum. Güzel. Buyurun gidelim. Tamam. Beni takip et.
Kolay gelsin. Sağ ol. Buyurun Akın Bey. Teşekkür ederim. Seni çağırttım, kusura bakma, plan değiştirdik sabahleyin. Ama merak etme, işin az. Ya, Erdal, yani hiç hazır değilim. Nasıl olacak? Zor bir şey değil be oğlum. Küçük bir sahne. Problem yapma şimdi. Hadi. Arzu, Efendim. Buradayım. Akın Bey'i de hazırlayın. Peki Erdal. Ben hazırım. Öyle mi? Tamam, çekelim. Çocuklar, çekiyoruz. Günaydın Akın Bey. Günaydın Nur Hanım, kolay gelsin. Sağ olun. Akın Bey, sizin kostümlerinizi bir deneyelim mi? Hadi ama Akın, ben kalk, yani... sen de kostümünü giy de bir görelim. Aa, sen saçını niye kestirmedin? İyi de ben bugün çalışacağımızı düşünmedim ki. İyi tamam, sana bir kasket bulsunlar. Arzu, Akın Bey'e bir kasket bulun, öyle oynayacak. Peki. Buyurun. Arkadaşlar, provaya geçiyoruz. Hadi hazır olun, çabuk. Nur, bak şu ileriden çok keyifli bir şekilde geliyorsun, tamam mı? Tamam. Ömer, gel. Nur Hanım'ı yerine götürün. Peki Arda Bey. Hadi. Hazır mıyız? Evet yani? Hocam, provaya görelim, reflektörleri ayarlarız. Peki. Nur Hanım hazır hocam. Öyle mi? Arkadaşlar, sessizlik, çekiyoruz. Ömer, Nur Hanım'ı yolla gelsin. Kalimera Belena. Aa, kalimera Maria. Nereden gelirsin? Pazara gitmişimdi. Biraz bir şeyler aldım. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Hadi hoşça kalasın. Hoşça kal. Hoş geldin Lena. Hoş bulmuşuz Gönül abla. İstediğini aldım. Sağ olasın. Sana zahmet oldu. Ne zahmeti be Gönül abla? Lafı olur. Nasıl gidiyor vaziyetle? İyi değil. Yine kavga ettik Niko'yla. Canım. Üzülme, üzülme. Düzelir. İnşallah be. Hadi hoşça kalasın. Güle güle Lena. Affına sığınırım hanım abla. Ne vardı delikanlı? Ben Emel Hanım'ın evini arıyorum. Biliyor musunuz acaba? Niçin soruyorsunuz? Yeğeni oluyorum ben. Ziyaretine geldim. Emel Hanım geçen sene ölmüştür. Evinde kimse yoktur. Öyle mi? Ne hayırlı yeğenmişim ama. Aramadık sormadık. Öldüğünden bile haberimiz olmadı. Beni çok ayıplıyorsunuzdur. Yo, insanlık hali. Belki gelmenizde bir mani vardı. Doğru, vardı. Neyse, sizi zahmet, evini gösterir misiniz? Tabii. Şu ilerideki sağdaki evdir. Sağ olun. Sağ olun. Mama hoş gelmişsin. Bak sana pazardan ne getirdim bak. Merci mama. Dikkat et Yorgo. Dün gece Niko ile kavga ettiniz. Evet nene, ettik. Nedendir be kızım? Ne oldu yine? Niko çok kötü oldu. Her seferinde daha da kötü oluyor. Yanıma yanaşmayalı kaç zaman oldu bilirsin. O çocukcağızın kafa doktoruna ihtiyacı vardır. Yazık olacak ona, yazık. Yunanistan'a gidelim diyor. Nasıl giderim nene? Buraları nasıl bırakırım? Hem sanki Yunanistan'da bizi bekliyor. Aman gelsin diye kucak açıyor. Haklısın kızım. Niko diyor burada yabancıyız. Ama bilmiyor ki aslında orada yabancı olacaktır. Rahmetli babam bir seferinde Yunanistan'a gitmişti, hep anlatırdı. Sen Türksün, ne işin var burada demişler orada. Doğru demişlerdir. Allah Erol, canım çok sıkılıyor. Buralarda durum hiç iyi değil. Bir an önce gitmeliyiz. Olur mu be Niko? Burası senin toprağın. Yok artık değil. Baksana her gün bir şey yaşıyoruz. Ben gideceğim. Gitme derim. Biz kardeşiz be Niko. Öyleydik. Artık değiliz. Neyse. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Hoş gelmişsin Niko.
Benim masamı hazırla, rakı içeceğim. Hoş geldin Beniko. Başbakan İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugün Türk uçakları Kıbrıs'ta olaylara müdahale ederek Rumlara gereken dersi vermişlerdir. Biz her meselede iç hayatımızda olduğu gibi dış münasebetlerde de kanun nizamına bağlı olan bir devlet ve milletiz. Kanun nizamı haricinde bir muamele ve tecavüz yapmak isteyenlere karşı kuvvetimiz, irademiz sarsılmaz bir surette tesiri gösterecektir. Milletimiz programımızla hadiselerin her safhasından haberdar olacak. Yok. Ve bize de bu iş artık bitti. Yardımını esirgemedi. Buraya kadarmış. Bize bu burada yaşam hakkı kalmayacak. Bir an önce dönmek gerek Yunanistan'a. Bana bir büyük rakı paketler misin? İsterseniz odaya gönder. Hayır. Yiğidin malı yanında olur. Buyurun. Bir kağıda seversen memnun olurum. Tabii. İyi akşamlar. İyi akşam. Ben sana gösteririm alçak herif. Efendim. Teşekkür ederim. Günaydın. İyi uçuşlar. Ne dedin sen? Dün geceki uçuş iyi miydi diyorum. Evet. Dün geceki uçuş bir harikaydı. Ben sana içki yasak demedim mi? Ne olmuş dediysen? Dediysen bu disiplinsizliği niye yaptın be? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Bana insan gibi muamele et. Ben bir insanım. Hayvan değilim. Bana insan gibi muamele edeceksin. Ben insanım, tamam mı? Ne diyorsun sen ya? Ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Bak sen... Sen beni çok iyi dinle. Aynı odada kalıyoruz çünkü amacım beni kontrol etmek. Sabahları sete çağırıyorsun ama sahne yok. Sonra sahne çekiyorsun. Buzdolabındaki içkileri kaldırıyorsun. Gece içmeyeyim diye. Burası Nazi kampı mı, film seti mi be? Bak. Bundan sonra senin her söylediğinin tam tersini yapacağım. İtirazın var mı? Ulan ne nankör adamsın sen. Bana ulan deme. Bana ulan filan deme. Ben bir insanım. Ben aktörüm. Bana ona göre davran. Ben aktörüm. Bana ona göre davranacaksın, tamam mı? Şimdi git, bana oda ayarla. Ondan sonrasına bakacağım. Okey, tamam mı? Allah'ın cezası alçak herif. Ya merhaba. Benim anahtar kartım kapıyı açmıyor. Bir bakar mısınız? Size yeni odanızın kartı verilmedi mi Akın Bey? Yo. Siz artık tek kişilik odada kalacaksınız Akın Bey. Öyle mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nur Hanım kaç numarada kalıyor? 4524 nolu oda. Aynı kattasınız. 4524 kolay evet. Gelsin. Evet, teşekkürler. Efendim. İyi günler. Alo, Nur Hanım merhaba. Aa merhaba Akın Bey. Size kapıdan bir şey söylememe müsaade eder misiniz? Bekliyorum. Tamam. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Nur Hanım. Yok
rica ederim. Buyurun Akın Bey. Ben size özel olarak teşekkür etmek istedim. Bugün sette bana çok anlayışlı davrandınız. Minnettarım. Rica ederim. Hiç önemli değil. Sizi rahatsız ettim. Hoşça kalın. Ne rahatsızlığı? Peki, güle güle. Tamam, hoşça kalın. Niko kalk. Öğlen oldu, kalk. Balığa çıkmayacaksın. Hayır, çıkmayacağım. Bıktım. Senden, bu evden, bu mahalleden, her şeyden bıktım. İyice tembelliğe alıştım be. Yeter. Yakında aç kalacağız. Kalırsan kal. Benim dediğimi yapmayan kadına ne yemeği getireceğim be? Bana kızabilirsin ama ya o çocuk? Yorgo da aç kalacak. Sonra nenem. Kalk kalk. Git başımdan Lena, git. Eli kırılsın. Kalk diyorum sana. Yatırmam seni. Bu evin nafakasını getireceksin. Kalk. Allah'ın cezası kare. Günaydın Niko. Merhaba Eleni nene. Hoş geldin kızım. Hoş geldin gülüm. Ne oldu Lena? Yok bir şey. Kavga ettik. Beni itti. Elleri kırılsın. Otur şuraya. Balığa gitmiyor. Çalışmıyor. Çalış diyorum, kavga ediyoruz. Tutturmuş gidelim diye. Gitmiyorum diye yapıyor böyle. Üzülme, üzülme, tamam. Niye onunla kavga ediyorsun Lena? Ha, niye? Bak, ne ihtiyacın varsa gel benden al. Ben senin anan sayılmaz mıyım? Rahmetli anana sana bakacağım diye söz verdim. Tamam, bir daha kavga etmeyin. Olur mu? Dilencilik mi yapacağım başında kocamla? Olur tabii. Bir daha kavga etmeyin. Neyse, yarın ben Ahmet Usta'yı alıp getireceğim sana, tamam mı? Tamam. Gel. Günaydın Niko. Günaydın. Gönül abla hoş geldin. Hoş bulduk Lena. Mama, Ahmet abiyle yakalamaca oynadık sokakta. Öyle mi? Ne güzel. Peki Ayşe ile Kemal'le niye oynamadın? Onlar beni Rum olduğum için aralarına almadılar. Gördün mü, sana söylüyorum, anlamıyorsun. Bizi istemiyorlar burada. Onun için gidelim diyorum Yunanistan'a. Sanki orada bize iyi davranacaklar. Öyle deme be abi. Çocuk onlar, bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Üzülme. Büyükleri de bizi öldürüyor, ne fark eder? Aman be Niko, sabah sabah başlama yine. Sana kimse bir şey yapmaz. Ben varım burada. Sen kim, seni dinleyecekler. Niko sen işe git hadi artık. Bak Gönül abla ustayı getirdi. Tamirat başlayacak, hadi. Kardeş, Yorgo için sana teşekkür ederim. Lafım olur abi. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Güle güle. Bir kahve yapayım da hep birlikte içelim. Sonra başlarsın usta, ne dersin? Adım Ahmet'tir. Tamam Ahmet usta. Ben de takımları getireyim kahve pişinceye kadar. Elen nene, nasılsın? İyiyim be Gönül, sen nasılsın? Buyurun kahveniz Akın Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. İçki yok galiba. Evet. Kahve içiyorum. Belli oluyor. Bugünkü çekimlerde dikkat ettim. Eliniz hiç titremedi. İlginize teşekkür ediyorum. Bence bunu devam ettirin Akın Bey. Çünkü siz gerçekten iyi bir aktördünüz. Ve o halinizi yeniden kazanmanızı çok istiyorum. Sağ olun. İltifatınıza layık olmaya çalışacağım. Yok, gerçekten öyleydiniz. Dikkat ettim. Bence bugünkü sahnelerde çok iyiydiniz. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar.
Kolay gelsin Ahmet. Ha. Sağ olasın Niko Usta. Hayırlı işler. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Güle güle Niko. Hadi rastgele inşallah. Bir de dua ediyorsun. Yani pes doğrusu. Usta kahvaltı ettin. Sağ olun Lena Hanım. Evet ettim. Dur sana çay vereyim. Buyur Ahmet Usta. Sağ olun Lena Hanım. Zahmet ettiniz. Niko Usta neden gitmek istiyor? Anlamak mümkün değil be Ahmet. Memleketimizi bırakacağız, Elalim'in memleketine gideceğiz. Sanki bizi Barmum'u davetiyle karşılayacaklar. Onlar da bize pislikler diyecekler. Babam anlatmıştı, kaç sene önce öyle olmuş. Ama gel gör ki Niko'yu anlatamıyorum. Lena Hanım, bu mesele öyle Türk'lüğün meselesi değil. Başka birileri bunu istiyor gibi. Ama kim dersen onu bilemem. Benim aklım ermez o kadarına. Belki haklısınız. Ama Niko'ya şunu anlatamıyorum. Ben burada doğdum, başka bir yerden gelmedim. Burası benim vatanım. Nereye gideceğim ki? İnsan topraklarından neden gider hiç anlamıyorum. Eline sağlık. Aa, dur ben alırım. Nene hala yutamadın mı ağzındakileri? Hadi yut. Sağ olasın Risto. Afiyet olsun. İşte böyle Risto. Gitmek istiyorum buralardan Yunanistan'a. Ne diyorsun? Gitme, gidip ne yapacaksın orada? Akrabalarım var uzaktan. Onların yanına giderim diyorum. Hiç olmazsa rahat ederim be. Buna kaçmak denir Niko. Kimden kaçacaksın? Burası doğduğun ve doyduğun yer. Sanki gittiğin yerde mutlu olacaksın. Hiç sanmıyorum. Orada da burayı ve arkadaşlarını özleyeceksin. Hem bu işin fazla süreceğini zannetmiyorum. Biter kısa zamanda. O zaman hepimiz rahat edeceğiz. Onun için ben derim ki gitme. Maceraya atılma. Burada rahat rahat yaşa Niko. Bilmiyorum be Risto. Kafam çok karışık. Stop. Durduk. Tamam. Durduk. Tamam mıydı Mehmet? Evet abi. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şunları alsana. Evet. Bugünkü çalışma burada bitti. Yarın çalışmıyoruz. Dinlenelim. Ben de biraz senaryo çalışacağım. Herkes istirahat etsin. Affedersiniz beyefendi. Buyurun. Erdal Usbey ile görüşmek istiyorum. Niçin? İstanbul'dan bir paketi var. Verin bana. Şurayı imzalayın. İyi günler efendim. Sağ olun.
kitabının adı ne? Bana mı söylüyorsun? Evet. Niçin sordun? Çok güzel okuyorsun, merak ettim. Benimkisi saçma. Peki seninkinin adı ne? Harry Potter ama sevmedim. Çok saçma. Öyle mi? Benimkisi çok güzel. Bak. Karıncanın su içtiği iyi ama... Karıncalar su içiyor mu bilmiyordum. Karıncalar su içer. Güzel mi? Çok güzel. Bitirince bana verir misin? Ben de okuyayım. Tabii veririm. Senin ismin ne bakayım? Buse. Buse. Çok memnun oldum Buse. Benim adım da... Akın Sert, biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü annemle beraber film çeviriyorsun. Dur bir dakika, bir dakika. Annen mi? Yoksa sen Nur'un kızı mısın? Evet. O zaman tanıştığımıza daha çok memnun oldum. Ben de. Niçin buradasın Buse? Aa, anne, plaja gidiyorum dedim ya. Akın abiyi görünce yanına geldim. Merhabalar Akın Bey. Siz tanışmışsınız. Hoş geldiniz, evet. Daha doğrusu Buse kendini bana tanıttı. Meğer o beni tanıyormuş, öyle değil mi Buse? Evet. Aa, buyurun gelin, siz böyle oturun. Ben de şöyle geçeyim. Lütfen Akın Bey. Aa, olur mu? Lütfen buyurun. Hay Allah. Hoppa. Akın abi kitabını bitirince bana verecek, ben de okuyacağım. Senin kitabın var ya. Sevmedim, saçma. İstanbul'a gidince o Didem'e soracağım. Böyle saçma bir kitabın nesini beğendi acaba? Akın abinin kitabı karıncalarla ilgili. Öyle mi? Nedir bu ise? Bak. Aa, ama bu sana göre değil. Neden? Çocuklara göre değil, büyükler için bu. Hay Allah, çok üzüldüm. Bana yeni bir kitap alalım mı anne? Peki canım, alırız. Demek Yaşar Kemal okuyorsunuz. Evet, ben severim ustayı. Ben de çok severim. Akın abi, sen atları gördün mü? At mı? Ne atı Buse'cim? Benim atım var burada. Adı Şeker. Tanışmak ister misin onunla? Hem sana göre de atlar var burada. Öyle mi? Buse'cim, sırası mı şimdi? Akın abi dinleniyor. Yo yo, önemli değil. Buse'cim, nerede senin peki bu atın? Gel göstereyim. Öyle mi? Bir dakika o zaman, şunu alayım yanıma. Evet, şunu da. Anneciğim, sen gelmiyor musun? Seni yalnız bırakamam, değil mi canım? Abiyle tanıştırayım. Bu Şeker. Merhaba Şekercim. Beğendim. Tam adı gibi. Ben Şeker'le biraz dolaşacağım. Sen de gelir misin Akın abi? Nasıl dolaşacaksın? Ben ona biniyorum. Sonra sahile gidiyoruz. Birlikte dolaşıyoruz. Peki ben nasıl dolaşacağım? Burada beğendiğin atlardan birine bineceksin. Biz annemle bindik bir defa. Şimdi yine ama binelim. Sırası mı şimdi Buse'cim? Nur, neden olmasın? Madem ki Buse istiyor, o zaman bineriz. Dur, ben Seyis abiyi çağırayım. Tamam. Hadi bakalım. Hayır, bilmiyordum ama senin sayende öğrendim Buse'cim. Ben çok seviyorum onları, çok güzeller, öyle değil mi? Evet Buse'cim, çok güzeller. Ne kadar çok inek var değil mi Akın abi? Evet Buse'cim, neden acaba? Aa, ben biliyorum. Anneme de anlattım. Değil mi anne? Evet canım. Ama Akın abiye de anlat. Bu ineklerden aldıkları sütle bu otelde kalan insanlar için peynir, tereyağı yapılıyor. Benim gibi çocuklar da onların sütünü içiyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Peynir ve tereyağı hiç kimyasal madde kullanmıyorlarmış. Aa, enteresan. Çok hoş. Sebzelerde de hiç hormon yok.
Burada otel kendisi yetiştiriyor müşteriler için. Nasıl yapıyorlar? Civarda arazi kiralamışlar, kendileri ekiyorlar. Demek o yüzden otelin adını Atuna. Evet. Anlaşıldı. Şurada ileride değirmen var Akın abi. Neyi ettik de geldik buraya? Bak gördünüz mü, suyla çalışıyor, çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel Buse. İçinde buğdaylar un oluyor. Aa, öyle mi? Aferin sana. Tabii, hadi içeri hadi girelim. Gel, gel bakalım. Bu unlar da burada ekmek oluyor. Öyle mi? Çok güzel. Aferin sana. Bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederim Buse. Bir şey değil, beğendiğine sevindim. Hadi gel. Bu da Nuh Peygamber'in gemisi. Bizim için yapılmış. Yani çocuklara. Ne kadar güzel değil mi? Ben çok seviyorum. Ben de sevdim Buse'cim. Buse'cim, bu güzel gezi için sana çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Peki, sana bir teklifte bulunsam. Nasıl yani? Şöyle yani, şimdi sen beni otelde dolaştırdın ya. Evet. Ben de seni Side'de dolaştırsam. Orası neresi? Buradan bir saatlik yol, çok uzak değil. Senle ben mi? Olur mu canım, annen de gelecek bizimle. Olur, sen ne dersin anne? Tamam canım. Nasıl gideceğiz Akın? Arabayla. Arabanız var mı? Var. Siz hazırlanın, yarım saat sonra buluşuruz otelin önünde, tamam mı? Tamam, peki. Yaşasın! Akın gelsene. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Erdal. Bir derdim var. Nedir, söyle. Arabana ihtiyacım var. Hayırdır, niye? Nur'un kızı Buse'yi Side'ye götüreceğim. Annesinin haberi var mı? Var. Üçümüz birlikte gideceğiz. Ha, peki. Al bakalım. Sağ ol. Burası Side. Çok eski bir şehirdir. Eski Yunan'dan kalma. Eski Anadolu dilinde nar tanesi anlamına gelir. Dediklerinden pek bir şey anlamadım ama ben bugünkü halini daha çok sevdim. Burası ne Akın abi? Tiyatro. Açık hava tiyatrosu. Burada tiyatro mu oynuyorlar? Evet. Çok eskiden oynuyorlardı. Şimdi yok mu? Yok. Çünkü burasını korumamız lazım diye fazla oynanmıyor. Peki ama niçin koruyoruz? Bak canım, nedeni şu. Burasını ilk önce Yunanlılar kurmuş. Antik dönemde. Sonra Romalılar gelmiş. Onlar yaşamışlar. İlk Hristiyanlar burada ölmüş. Sonra toprak altında kalmış. 200 sene önce... Kazılar yapılmış. Buralar meydana çıkmış. Herkes görsün diye koruma altına alınmış. Şimdi anladın mı acaba? Sen bunları nereden biliyorsun? Sen nasıl otelin uzmanıysan ben de buraların uzmanıyım. Bunu bilmiyordum. Sen biliyor muydun anne? Hayır. Peki o zaman. Onu da anlatayım size hanımlar.
Ben sanat tarihi okudum. Talebeliğim sırasında buralara gelirdim hep. Bütün buralardaki antik şehir ve kalıntıları dolaştım. Sonra Ege'deki antik şehirler. Okul bitene kadar Türkiye'de dolaşmadığım antik şehir kalmadı. Peki oyunculuk? Oyunculuk mu? Lisedeyken hep oyuncu olmak istedim. Ama ailem müsaade etmedi. Onlara göre aktörlük meslek değildi. Üniversite okuyup adam olmalıydım. Okudum da önce onların isteklerini yerine getirdim. Arkeoloji müzesinde işte buldum. Ama 2 sene sonra istifa ettim. Bir süre tiyatrolarda sürttüm. İşte böyle. Sonra ilk film teklifi geldi. Küçük bir roldü. Hemen kabul ettim. Sonrası geldi. Ama babamla takıştık filmler yüzünden. Önceleri sakinleşmek için içiyordum. Sonra kaydım. İnsanlar beni yanlış anladı. İş vermemeye başladılar. Ben de küstüm. Sonra bir gün baktım, alkolik bir aktör haline gelmişim. Sağ olsun Erdal bana o günlerimde çok yardımcı oldu. Sonra sizin bana olan hoşgörünüz. Artık içmiyorum. Çok sevindim. Buradan nereye gidiyoruz Akın abi? Hadi bakalım, sana tapınağı göstereceğim. Sonra da müzeye gideceğiz ona göre. Sağ ol. İşte burası tapınak. Peki bunun minaresi nerede? Bunlarda minare yoktur Buzi'ciğim. Minareler bizim dinimizde var. Onlarda yok. Burası Apollo tapınağı. Bak gördün mü? Hayatım da seninki gibi. Ben Avrupa'da büyüdüm. 20 yaşlarında Türkiye'ye geldim. Grafik okudum ama oyunculuk hoşuma gidiyordu. Sonra derken bir iki reklam filminden sonra sinemaya geçtim. Ailem bir süre sonra karşı çıktı. Ama ben yılmadan direndim. Hala ailemle sıcak ilişkimiz yok. Sadece Buse yüzünden onlarla görüşürüz. Ayrıldığım eşimi de sevmediler. Tiyatrocu diye. Ama olsun. Ben yine de bu mesleği çok severek yapıyorum. Çok yoruldum. Hemen uyuyalım anne. Peki canım. Gel seni odana çıkarayım.
Ben Buse'yi odasına çıkarayım, sonra birlikte yemek yeriz, tamam mı? Peki Buse? Dadısı bakar Buse'ye. Sana teşekkür edebilir miyim Akın abi? Tabii Buse. Benim için büyük bir zevkti. Görüşmek üzere. Hoşça kal canım. Şimdilik hoşça kal. Güle güle Nur. Kalimera, kolay gelsin. Sağ ol Niko. Bunun tamire ihtiyacı var Ahmet. Ne diyorsun? Yaparım Niko usta. Kaç gün sürer? Evdeki işim az. Öğleden sonra başlarım. 2-3 günde biter inşallah. Çabuk yap Ahmet. İşim var. Peki peki Niko usta. Nene yemeğini getirdim. Kendin ye. Benim içeride işim var. Nene. 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 Lena Hanım. Lena Hanım, Lena Hanım. Lena Hanım sakin ol. Lena Hanım sakin ol. Ben buradayım. Ahmet. Hoş geldin Leyla Hanım. Hoş bulduk. Sana yemek getirdim. Ne zahmet ettin? Zahmeti mi olurmuş? Hadi gel ye. Tamam. Geç şöyle. Al. İyi misin? İyiyim. Ama değilim. Onu çok özlüyorum. Haklısın. O benim hem annem hem babam her şeyimdi. Şimdi çok yalnızım. Üzülme. Ben ne zaman istersen yanındayım. Sağ ol. Sen çok iyi bir insansın. Lena kızacağım şimdi. Allah kahretsin. Gideceğiz diyorsam gideceğiz. Allah kahretsin. Bu kadar şeyleri duymaktan hayır diyorum sana.
Ben de bana böyle davranılmasından bıktım, gideceğiz. Hayır. Bak şimdi sakin sakin son kez söylüyorum. Sana gideceğiz diyorum. Hayır, gitmeyeceğim. Burası benim vatanım. Kimse kalmadı burada. Hepsi öldü. Bizi burada tutacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Onun için gidelim. Yeni bir dünya, yeni bir ülke. Orası bizim vatanımız. Hadi Lena, karşı çıkma. Olmaz Niko. Ben de annemi yeni kaybettim. Kırkı bilem de olmadı. Sonra anam babam hepsi burada yatıyor. Gitmem diyorum. Ulan sen ne laf anlamaz karısın be. Bittim ulan senden, bıktım. Bana vurdu Niko. Allah canını almasın emi. Gideceğiz diyorum sana. Gitmeyeceğim be, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Bana vurdu. Artık ona dayanamıyorum. Her gece kavga. Yaşımı bile onun yüzünden unuttum. Ağlama. Gel seni eve götüreyim. Hayır, bu gece o eve gitmem. O zaman benim ev şurada. İstersen benim eve gideyim. Gel Lina, gel. Allah sana ne yapar bilmiyorum. Ağlama Lena. Ağlama ne olur. Ben senin ağlamana dayanamam. Ne olur. Ne olur Lena. Üzülme. Ne olur. Ne olur ağlama. Lena. Thank you.
Lena. Lena. Kalk. Calimera. Günaydın. Sabah olmuş. Öyle mi? Hemen gideyim o zaman. Allah Allah. Nerede bu kız? Günaydın Lena. Calimera abla. Sana baktım ama yoktun. Dün gece kavga ettik. Anamdan babamdan tek bir tokat yemedim. Hı? Niko bana vurdu. Ben de gece yarısı evden çıktım. Neredeydin? Niçin bana gelmedin? Ahmet vurdu beni. Evine götürdü. Ne yaptın Berena? Burası küçük bir memleket. İnsanlar ne düşünür sonra? Ne derlerse desinler. Beni sokağa atan adamdan koca olur. Haklısın. Yanlış bir şey yapmasaydın bari. Oldu. Elimde değildi. Niko aylardır benim yanıma gelmiyor. Ne yapayım? Gel. Sana kahvaltı hazırlayayım. Yok. Eve gideyim Gönül abla. Haydi adiye. Güle güle. Merhaba Ahmet. Otur, otur, otur. Ne düşünürsün be Ahmet? Dalmışım Niko usta. Bizim teknenin işi ne oldu? Ya bitiyor. Yani bu akşam biter. Sahi mi? Aman be. Yaşsa Ahmet. Suya indiririz. İstersen iner. O zaman akşama geleyim de bir suya indirelim ha. Tekne lazım olacak da. Tabii tabii. Eyvallah. Görüşürüz. Tamam, sağ ol. Hadi kal sağlıcakla. Lena, son kez soruyorum. Benimle Yunanistan'a geliyorsun. Hayır be. Bir kere hayır. Hadi be git işine. Ben yatacağım. Ya iç sıbay. Başka işin yok. Gerçekten senin sayende bu filmde yeniden doğdum Erdal. Biliyor musun? 15 gündür içki içmiyorum ben. Sahi mi? Vallahi ben bile şaşkınlık içindeyim. Yeni yaşın kutlu olsun Akın. Çok teşekkür ederim Nur Hanım. Bizimki 15 gündür içmiyormuş. Aa, çok sevindim. Bunu size borçluyum. Bence Erdal'a borçlusun. Önce ona sonra size. Sizin hoşgörünüz olmasaydı ben kolay kolay bırakamazdım içkiyi. Ben de sana çok kaliteli bir şampanya almıştım. Şimdi içmeyecek misin? Bir yudum içerim senin için. Gel tamam mı? Gel 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 gel. Önce tamam, şampanya geç. Sonra pasta. Hadi. Hadi üfle. Hop üfle üfle üfle.
Harika. Hediyeni beğendin mi? Çok pahalı bir saat. Bu hediyeyle bir şey ima etmek istiyorsun galiba. Hayır. Evet ediyorum. Ne olacak? Dur Lera, bırakın dur. Beni. Lera. Niko! 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 Kalk kızım. Cesedi Niko. Karaya çıkarmamız gerekiyor. Niko! Neden vurdular Niko'yu, neden? Yunan hücum botları ihtar etmiş. Durmayınca ateş etmişler. Yorgo. Yorgo nerede? Onu vermediler. Nasıl yok komiser bey? Vallahi bilmiyorum. Yalnızca Niko'yu verdiler Lera. Yorgo! 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 Dur Lena! Yorgo! Lena! Lena! Dün sorduğun adam işte bu. Yorgo! Lena! 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 Yorgo! Yorgo! Lena! Lena! Yorgo! Lena dur! Dur gitme! Lena, dur! Dur, kaçma, teslim ol, dur! Lena! Yavrum! Dur Lena! Lena! Suçu neymiş? Asker kaçağıymış. Neden ateş ettin be kardeşim? Zaten kaçamazdı ki. Nereden bileyim, dur dedim durmadı. Ben de vurdum. Zavallı Ahmet, Niko. Lena, ne kadar günahsızdınız. Top! Arkadaşlar, team bitti. Akşam yemekte görüşürüz. Geçmiş olsun çocuklar, geçmiş olsun. Arkadaşlar, bir iki dakikanızı alacağım. Sayenizde çok hoş bir film yaptık. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Şimdi söyleyeceklerimi filme başlarken söylemedim. Nasıl bir film olacağını ben de bilmiyordum. Ama bugün son sahneyi çektikten sonra size söylemeye karar verdim. Lena, Niko ve Ahmet'in hikayesini bundan 5 sene önce bir sahil kasabasında dolaşırken üzerinde Lena yazılı delik deşik bir tekne gördüğümde bana anlattılar. Tekne Niko'nun teknesiymiş. Kasabalılar Lena, Niko ve Ahmet'in anısını orada tutuyorlarmış. Gitip giden 3 insanın hayatı beni çok etkilemişti. Bu 3 insanın hikayesini filme çekerek onları sonsuza kadar ölümsüzleştirmek istedim. Evet, kısmet şimdiyeymiş. Ahmet, Lena ve Niko bu dünyadan göçüp gittiler. Ama onların hikayesi bizim filmimizle sonsuza kadar yaşayacak. Kadehimi onların ölümsüzlüğü için kaldırıyorum. Ahmet, Lena ve Niko için. Buyurun.
Şimdi daha çok sevdim bu filmi. Erdal, eline sağlık. Gerçekten güzel bir iş yaptık. Sağ olun çocuklar. Sizin sayenizde oldu. Bizim de sana bir sürprizimiz var. Sahi mi? Nedir? Akın, sen söyle. Hayır. Ben senin söylemeni istiyorum. Hadi. Peki. Önümüzdeki ayın 14'ünde nikahımız var. Sen de benim şahidimsin. Çok sevindim. Müsaade edersen Akın'ı kutlamak istiyorum. Tabii. Akın, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Erdal. Yaşamımda yeni bir sayfa açılmasını sağladın. Çok sevindim. İkinizi de tebrik ediyorum. Ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu durumu ekibe bildirmeyecek misiniz? Bildirmek istiyorum ama utanıyorum. Sen söyle sen. Olur mu canım? Kendin söyle. Ben anonsu yaparım, sen devamını getir. Hadi. Peki. Arkadaşlar, lütfen bir dakika dinler misiniz? Nur Hanım'ın size söyleyeceği bir şey var. Buyurun Nur Hanım. Sevgili arkadaşlar, sizinle birlikte çalışmaktan çok mutlu oldum. Bu film yaşamımda yeni bir sayfanın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki ayın 14'ünde Akın Bey'le birlikte sizleri nikahımıza bekliyoruz. Hepinize teşekkürler.